Evet, Çerkeş Vusat Okulları, görmüş olduğunuz temel Çerkeş Üniversitesi'ni yapma, yaşatma Kültür Derneği tarafından ve Çerkeş halkı tarafından yapılacak. Görmüş olduğunuz bu alan Çerkeş Üniversitesi olacak. Üniversitede her sene bir cami yaptıran Çerkeş halkı, inanıyorum ki üniversitesini de çok kısa bir süre içinde yapıp bitirecek ve Çerkeş'imize bacasız fabrika olarak hizmete sunacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Belediye başkanımız, meclis üyelerimiz burada incelemelerde bulunuyorlar. Bizler de onların misafiri olarak bu çalışmayı sizlere müjdesini vermek için haberleştirdik. Belediye başkanımızın bu konuda söyledikleri var. Onları sizlere aktarıyorum. Hemşehrilerim, değerli Çerkeşliler, biliyorsunuz Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz yıllardır bizim hayalimizdi. Hayalimiz olan Meslek Yüksek Okulu'nu 2015 yılında kurulmasını sağladık. Daha sonra Çerkeş'te eğitime başlayacaktı, ancak eğitim yeri olmadığını ve 2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi nedeniyle Çankırı merkezde eğitime başladı. Ve 4 bölüm halinde başlayan Çerkeş Meslek Yüksek Okulumuz 2022-2023 sezonunda da Çerkeş Belediye Başkanlığı'nı üniversitemize vererek başlattığımız bir hamleyle ilçemizde eğitime başladı. 2 yıldır da ilçemizde eğitimi devam ettiriyor. Yalnız Çerkeş Meslek Yüksek Okulu'nda şu an 2 tane sağlık bilimleri bölümü var. Bunun yanında bir seramik bölümümüz var. Ayrıca tabi kadastro bölümü de açılıyor. 4 bölüm öğrencileri şu an mevcuttaki belediye binamıza sığmıyor. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Bununla alakalı bizim acilen Çerkeş Meslek Yüksek Okulu için yeni bir bina yapmamız gerekiyor. Bu binayı da Çerkeş Belediyesi imkanlarıyla yapamadığımızdan ve tasarruf tedbirlerinden dolayı kurmuş olduğumuz Çerkeş Meslek Yüksek Okulu Yapma ve Yaşatma Derneği üzerinden yapmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız başladı ve bugün kültür merkezimizin karayolları işletme binasının olduğu alanda temelini açtık. İnşallah başlıyoruz. Hep beraber tüm Çerkeşler olarak el vererek, ben inanıyorum ki Çerkeş Meslek Yüksek Okul binamızı yapacağımızı inanıyorum. Bu yıl içerisinde eğitime de başlatacağımızı düşünüyorum. Çerkeş içinde yaşayan ve Çerkeş dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin okulumuza katkı vereceğine yürekten inanıyorum. Ve biz birlikte her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte Çerkeş'iz. Birlikte yapacağız. Bunu birlikte başaracağız. Yeni binamız yaklaşık 750 metrekare kurulanın üzerinde, arsa üzerinde 3750 metrekare bodrum, zemin kat, birinci ve üçüncü kattan oluşacak bir bina halinde. Tabii 10 dersliği olan, ayrıca 10 tane laboratuvar araştırma dersliği olan bir bina olacak. Bunun yanında işte kafeteryalar, mutfağı, işte yemekhanesi, akademisyen odaları vesaire birçok bölümün olduğu çok kullanışlı bir üniversite binamızı inşallah bu sene başladık, bu sene bitirmeyi düşünüyoruz. Tüm Çerkeşlerimizi, hemşehrilerimizi üniversite binamızı yapmaya davet ediyorum. Çerkeş'te doğan, yaşayan, üreten herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2021 yılında tayinimiz Çerkeş'e çıktı. Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede ilk öncelikli konu olarak yüksek okul konusu gündeme geldi. Başkanımız kendi oturduğu binayı tahsis etti. Yüksek okul burada eğitime başladı. Medeniyet tarihimizin önemli bir köşe taşı olan, karekoda olan Çerkeş'imiz, geçmişine baktığımızda 1800'lerde 57 tane Sabi okulu var. Eğitimle yükselmiş, eğitimle büyümüştür. Her açıdan, ekonomik, sosyal, kültürel açısından o güç daha sonra Sultan Murat Camii gibi ve sultanlarımızın da gelip burada cuma namazı kıldığı, orduların kurulduğu, eğitimin verildiği bir sürece dönüştü. Bu medeniyet tarihini yeniden güçlendirmenin, canlandırmanın önemli bir yolu var. İnsanlık tarihinin neresine bakarsanız bakın, bu güçlenmelerin, büyümelerin temelinde önder olarak kabul ettiği kişilerin kendilerine olan güvenden doğru orantılıdır. Ne kadar çok kendilerine güven varsa onlar da o kadar çok
başarılı oluyor. O güvenin bir yansıması olarak da destekleme konusu çok önemlidir. Dolayısıyla belediye başkanımızın yani başlatmış olduğu, bizim de desteklediğimiz Çerkeş Meslek Yüksek Okulu binasını başkanımızın başarılar diliyorum. Çerkeş'imize başarılar diliyorum. Ben şahsen herkesi kişi başına 1.000 lira eğer bu desteği yapar, kişi başına, hane başına değil. Bu ciddi bir şekilde bunu bitirebiliriz. Başkanımızı, Çerkeş'imizi tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diyoruz. Başkanımız önce Allah'a, sonra Çerkeş'imize havale ediyoruz. Allah muvaffak etsin. Bugünü de var, yarını da var. İnşallah medeniyet tarihimizin önemli ikinci dönemi bu okuldan başlayacak. Bu da tamamen Çerkeşlerin elindedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.